En son silindirik ve küresel koordinatlardan karışık triple integral sorunu çözmeye başlamıştık. Şimdi yeni sorumuz. Yine bir triple integralimiz var. Gördüğünüz gibi kartezyen koordinatlarda. Şimdi bizden istediği bunu silindirik koordinatlara çevirip çözmemiz. Şimdi ben yine bunu doğrudan integrasyona bakarak çözmeye değil de bir grafiğini çizeceğim. Hatta önce bir grafiğini çizeyim. Grafik üzerinden göstereyim. Yani bu bize söylediği bu integrasyon olan yani şu sınırlar içinde. Şu integralin içini görmeyin. Sadece dx, dy, dz ve şu integrasyon sınırlarına nasıl bir hacim elde edeceğiz? Onu göstereceğim. Ondan sonra bunu silindire çevirip çözmeye çalışacağım. Ve daha kolay direkt hiç şekil çizmeden nasıl dönüştürme yapabiliriz? Ondan da bu. Biraz bahsetmeye çalışacağım. Şimdi bakalım. Şimdi silindirik koordinatlarda bizim neyimiz var? Silindirik koordinatlarda genel olarak şöyle yazarsak bizim z dediğimiz şey neye eşit? Yine z'ye eşit olmaya devam edecek. Benim istediğim şey neye dönüşmüş oldu artık? R çarpı kosinüs teta'ya dönüşmüş oldu ve y dediğim şey de r çarpı sinüs teta'ya dönüşmüş oldu. Yani biz x'i, y'yi ve z'yi yine z, r ve teta cinsinden yazıyorduk. O zaman şimdi şöyle bir genel olarak grafikse bakarsak eğer şu şekilde bizim bir neyimiz var. Şimdi bir x, y, z koordinatımız var. Şimdi ne yapıyoruz? Triple integral yapıyorsak en içerideki integrasyona bakıyoruz ilk önce. Şimdi en içerideki integrasyon en içteki integral bize neye göre? Z'ye göre. Eğer biz şuraya z dersek, şuraya x ve şuraya da y dersem, bakalım. Şimdiki. Şimdi z boyunca integrasyona bakarken, bakın en içerideki integralde eğer triple integral diyorsak biz ne yapıyorduk? Yüzeyden girip yüzeyden çıkıyorduk, değil mi? O zaman hangi yüzeyden giriyoruz? Bakın z eşittir eksi x kare artı y kare. Yani şu yüzeyden gireceğiz biz. Z eşittir eksi x kare eksi y kare. Ki bu da şöyle bir adı galiba paraboloitti. Şu şekilde bir. Ve bir paraboloidimiz var. Yani şöyle. Paraboloid tabii 3 boyut. Yani 3 boyutta olduğunu göstermek için şöyle çemberler. Şimdi yüzey eğrilerini çizebiliriz. Şöyle. Bu 3 boyutlu bir şey. Neyse bunun 3 boyutlu olduğunu şöyle göstereyim. Şimdi sileyim ki kafa karışmasın ileriki kısımlarda. Şimdi bizim z dediğimiz şey yani ben z boyunca bir ok çekersem bakın şöyle z boyunca bir ok çekiyorum. Z'ye paralel bir ok çekiyorum. Bu ok hangi fonksiyondan giriyor? Bakın şu mavi yani şöyle üzerinde kırmızıyla geçeyim. Şu fonksiyondan geçiyor yani. Şu paraboloidten giriyor. Demek ki bizim alt sınırımızı belirleyen bu denklem. Şu eğri daha doğrusu yüzey pardon. Nereden çıkıyor? Bunun pozitif olanından. Yani z eşittir x kare artı y kare olanından. Ki o da nasıl bir şey? O da şu şekilde yani z eşittir x kare artı y kare. Bu da nasıl bir şeydir? O da şu şekilde. Şöyle bir şey. Evet. Yani şu şekilde. Daha iki tane böyle şey düşünün kap gibi. Bu yüzeyle şu yüzey. İkisi böyle kıç kıça vermiş bir şekilde. Tamam biz girdiği ve çıktığı fonksiyonları artık biliyoruz. Yani şu kırmızıdan çıkacak. Şu yeşile kırmızıdan çıkıp yeşile girene kadar. Yani biz aslında şu iki fonksiyon arasında bir şey bulacağız. İki fonksiyon arasında bir alan hacim hesaplayacağız. Peki tabii bunu hesaplayabilmemiz için şu geri kalan kısma da ihtiyacımız var. Şimdi sınırları belirleyelim. Yani daha doğrusu tepeden baktığımızda artık z
Artık Z boyunca baktık. Z'yi artık işin içinden çıkartıyoruz. Şöyle bakıyoruz mesela. Şöyle tepeden bakıyoruz. Bunun x-y eksenindeki durumuna bakacağız şimdi şu şekilde. X-y eksenindeki durumuna bakalım. Onun için de şu double integrali. Z'yi aradan çıkarttıktan sonra şu double integrale bakalım. Şimdi double integralde bize ne lazım? Şöyle eksenleri yine düşünün. Hiç ortalayamıyorum ama. Tamam. Yani şunu x-y düzlem olarak düşünün şu an. Çizdiğim şey iki boyutlu yani. Bu iki boyutlu ortamda şimdi ben ne boyunca girmişim? Bakın y boyunca. Y boyunca integrasyona başlamışım. Eğer şurası y, şurası x ise şimdi ben y boyunca integrasyona başladım. Neden bu şekilde bir grafik çizdim? Onun sebebi de şu. Ben önceden çizdim. Kafam artık bir manada ezberlemişim artık. Şimdi ben y boyunca integrasyona başladığımda ne yapıyordum? Y eşittir diyorum. Fonksiyon yani y eşittir eksi kök içinde 1 eksi x kareden başlayıp nereye kadar? Y eşittir artı kök içinde 1 eksi x kareye kadar gidecek. Yani y eşittir eksi kök içinde 1 eksi x kare dediğim fonksiyonda nedir aslında? Yani bu bir çember denklemidir, değil mi? Şu fonksiyon ise, şu maviyle çizdiğim fonksiyon ise bana bunun alt kısmını verir. Bakın bana bunun şu alt kısmını verir. Yani ben buradan gelmişim y boyunca başladığımda. Şöyle oklar çekiyorum ben y boyunca. Double integrali hatırlayın. Ben hangi eğriden girdim? Triple integralde en içeridekinde yüzeyden girmiştik. Şimdi en içerideki integrali hallettik. Z'den tepeden baktığımızda x-y düzlemindeki gölgesine bakıyoruz. Şimdi nereden hangi eğriden girip hangi eğriden çıktığımızda ise y eşittir eksi kök içinde 1 eksi x kareden y eşittir artı kök içinde 1 eksi x kare ki o da nedir? Şu üstteki şu an şu kırmızıyla çizeceğim şu kısım. Tamam bu da eyvallah bunu da bitirdik. Şimdi ne kaldı? Tam olarak bu fonksiyondan girdik bu fonksiyondan çıktı ama hangi aralığı taradığımıza neye bakıyorduk? Bu sefer x boyuncaki artık tek bir doğruya düştük. Bakın 3 boyuttan surface'tan girdik. Yani yüzeyden girip yüzeyden çıktık en başta. Sonra ikinci aradaki integrale geldik. Bir boyut düşürdük. İki boyutta işlem yaptık. Şimdi artık tek bir çizgi üzerinde işlem yapıyoruz. Dikkatinizi çekti. Tek bir çizgi üzerinde integrasyona bakıyoruz. X dediğimiz şey de bakın nereden nereye vermiş? Sıfırdan bire vermiş. X dediğim şey de zaten bu çemberi bir yarı çapı bir olan bir çember denklemi. O zaman sıfırdan bire gittiyse benim vektörlerim şu kısmı tarayacak. Bakın bu kısmına şu kısımdan çıkacak. Demek ki ben aslında şu alan. Bu ne demek? Bu ne demek? X dediğim şey 1. Demek ki ben aslında şu. Eğer şöyle bir çember tabi bunu çizmesi benim için biraz zorlayıcı olacak ama yine de bir deneyeyim. Mesela şöyle. X dediğim şey. Şimdi şu XY düzleminde çiziyorum. Bakın bunu kafanızı karıştırmasın. XY düzleminde çiziyorum şunu. Şimdi bizim aslında bulduğumuz şey ne? Şu iki fonksiyonun, şu iki yüzeyin arasında kalan hacmi buluyoruz. Yani ben şu hacmi buluyorum arkadaşlar. Hacmi ne yapıyorum? Hacmi buluyorum. Şekilde şu iki fonksiyon arasında kalan hacmi buluyorum. Evet, şunu göstermesi biraz sakat. Biraz zorlanıyorum ama. Neyse. Anladınız yani. Böyle iki tane bardak şeklinde kıça kıça koyduğunuzu düşünün böyle. İkisinin arasında şöyle. XY düzleminde ise şu şeyi verecek. Biz hacmi buluyoruz. İkisinin arasında kalan hacmi buluyoruz. Tamam. Bunu göstermiş oldum. Şimdi gelelim bunu silindirik koordinatlar lazım. Şimdi silindirik koordinatlarda bakalım nasıl yazacağız. Yine ilk önce silindirik koordinatlarda neyimiz var? En baştan başlarsak. Sıfırdan başlayalım. Bir triple integralimiz var. Triple integralin içinde ne var? Bakalım. Bizim yukarıda ne varmış? 21 x y kare varmış. X dediğim şey ne oldu artık?
21'i dışarı alayım. X dediğim şey R çarpı kosinüs teta oldu. Sonra Y dediğim şey R çarpı sinüs teta. Onun karesi olduğu için R kare sin kare teta çarpı ne var? Şimdi artık R. Bakın bu R nereden geliyor? Bu R Jacobian'dan gelen. Jacob'tan gelen R. R dz dz dr d teta diyoruz. Şimdi biz bu integrasyonda şu sınırları bulmaya çalışalım. Bu sınırları bulurken ilk önce yine aynı şekilde bakın z'den başladı integrasyonumuz. Z boyunca hangi fonksiyondan girdik, hangi fonksiyondan çıktık? Yani şunu aslında olduğu gibi yazacağız. Olduğu gibi yazacağız. Şimdi burada ikisinin arasında karşılaştırma da yapacağım. Şimdi bakın nereden girdik? Eksi x kare artı y kare. Yani şu fonksiyon eksi x kare artı y kareden girdik. Ki bu neye tekabül ediyor? Eksi r kareye tekabül ediyor değil mi? Eksi r kareden girdik. Nereden çıkacağız? Bakalım şu yeşil olandan. Bakın şöyle morla çiziyorum şu an. Üzerine. Pembeyle pardon. Yüzeyden çıktı. Bu eğri değil. Bu bir yüzey. Yani 3 boyutlu bir şey bu. Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar 3 boyutlu bir şey. Bu yüzeyden girip bu yüzeyden çıktım. Şöyle çizeyim belki daha hoş durur. Tamam, bu yüzeyden girip bu yüzeyden çıktım. Bu yüzeyin denklemi neydi? Bakın x kare artı y kareydi. X kare artı y kare. O da neye eşit olur? X kare artı y kare bizim r karemize eşit olur. X kare artı y kare neye eşitti? R kareye eşitti bizim silindirik koordinatlarda. Tamam, bunları yazdık. Şimdi ne yapıyorduk? Z'yi hallettikten sonra biz boyut küçüldü. Bir boyut düştük. Yani 3 boyutta işlem yaptık. Şimdi 2 boyutta işlem yapacağız. Bu iki şeyin hangi x'ye düzlemine tekabül eden, yani x'ye düzleminde hangi alan sınırlamasında biz bu iki fonksiyon arasındaki farkı istiyoruz. Ona bakıyorduk. Bize ona veren şey de şu an pembeyle üstünden geçtim. İşte şu double integral. Double integral bize ne diyordu? Bakın şu kısmı diyordu değil mi? Double integral bize tekrar tekrar göstermeme gerek yok aynı şeyi. Bize şu kısmı diyordu. Yani şimdi biz bu alanı kutupsal koordinatlarda gösteriyoruz. Yani silindirik koordinatta zaten kutupsal koordinat ben ne demiştim daha önceki videolarda? Birbirinin aynısı. Yani silindirik bizim bildiğimiz polar koordinatları. Yani triple'la mesela bir polar koordinat sorusunda hacim bulacaksanız polar koordinatlara zaten bu bize otomatik olarak silindirik koordinatlara veriyor. Yani biz Z'yi hallettikten sonra artık bildiğimiz polar koordinatlar yapmaya devam edeceğiz. Yani artık şu kısım bildiğimiz polar koordinat. Şimdi polar koordinatlarda bizim R'miz vardı. Şöyle bir R çekiyorduk. Şimdi R nereden geldi, nereden çıktı? Şu kırmızı pek belli olmuyor da. Şöyle sarı çekersem belli olacak. Şöyle bir R'miz vardı bizim hatırlıyorsanız. Şimdi bu R nereden girip nereden çıkması lazım? Yani nereden başlaması lazım? Bir kere R'nin sıfırdan başlaması şart değil mi? Çünkü bütün bu mavi alanı tarayabilmesi için sıfırdan başlaması lazım. Hiçbir şey belli olmuyor bu arada. Sıfırdan başlaması lazım. Nereye kadar? Şu şeyin neydi bunları ya? Çemberin yarı çapına kadar. Yani şuradan başlayacağız. Nereye kadar? Geleceğiz, geleceğiz, geleceğiz. Bakın her noktada aynı yerden girip aynı yerden çıkıyoruz. Orijinden başlarken sürekli yarı çaptan çıkıyoruz. O zaman sıfırdan bunun yarı çapı neydi? Birdi. Birden çıkmamız lazım. Ondan sonra geldik. Neydi? Teta'ya geldik. Bakın R'yi hallettik. Şimdi teta'yı halledelim. Teta dediğimiz şey de nereden nereye değişmesi lazım arkadaşlar? Teta'yı da şöyle yeşille gösterelim. Şimdi teta dediğim şey şöyle bir rastgele R'ye çekiyoruz. Ne yapıyoruz? Şöyle bir rastgele R'ye çekelim. Mesela şöyle bir R'ye çekelim. Şimdi bu R hangi açı aralarını tararsa, bu az önce çektiğimiz R hangi açı aralarını tararsa bize tam olarak şu alanı verir. Bu alanı vermesi demek ne demek? Üçüncü en içerideki integrali de için içine ekledim mi bize şu, şurada gösterdiğim şu mavi, şu an yeşil üzerinden geçtiğim hacmi verir. Ama şu an alanı buluyoruz aslında. Yani şu kısımda aslında biz alan üzerinde işlem yapıyoruz. Şimdi bizim bu taradığım alanı elde edebilmem için bu açı değerinin nereden başlayıp nereden bitmesi lazım? Şöyle saat yönünün tersine dönersek tam, bakın tam şuradan, şu an tam x eşittir sıfırdan şu şekilde başlayacağız. Yani şuradan başlayacağız. Bakın onu kaldırıyoruz, kaldırıyoruz. Buraları taraması lazım hep, taraması lazım, taraması lazım.
Taraması lazım, taraması lazım. Ta ki nereye kadar? Bakın, eksi pi bölü 2'den ya da 3 pi bölü 2 de diyebiliriz. Eksi pi bölü 2'den başladık. Geldik geldik geldik. Nereye? Sıfıra geldik. Yine geldik geldik geldik. Nereye kadar? Pi bölü 2'ye. Demek ki eksi pi bölü 2'den pi bölü 2'ye kadar gitmemiz gerekiyormuş. Eksi pi bölü 2'den, yani eksi 90 dereceden artı 90 artı pi bölü 2'ye kadar gitmemiz gerekiyormuş. Tamam, şimdi bunu çözdük artık. Şimdi artık bunu çözdük. Şimdi bunu hiç şu grafikle uğraşmadan sadece şuna bakarak da çözebiliriz. Tamam, onu da göstereceğim. Sabırsızlanmayın, onu da halledeceğiz. Şunu bir bitireyim. Şimdi bunu bir çözelim. Hem integral tekrar da yapmış oluruz. Şimdi şunu bir çözersek. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın. Şimdi bir re karemiz var. Şuradan gelecek olan şunun zaten tetalar, şu an tetalar. Biz z'ye göre integrasyon yapacağımız için tetalar bizim için ne? Aslında bütün şu integralin içi bizim için bir sabit. O zaman integralin içinde ne gelecek aslında? Bir z gelecek, değil mi? Ben bu sabiti, şu sabit yani r cos teta işte r karesin kare teta çarpı r aslında bizim için z'den tamamen bağımsız. Bir sabit sayı z'ye göre. Bunun hepsini integrasyon dışına atarsam 1'in z'ye göre integral nedir? Z'dir. Z yerine ne koyacağım ilk önce? Eksi r kare ile artı r kare koyacağım. Eksi r kare ile artı r kare koyacağım ve birbirinden çıkartacağım. O zaman ne elde etmiş olurum? Bakın, eksi r kare r çarpı cos r çarpı cos teta çarpı r kare çarpı sin teta çarpı r. Şimdi eksi diyeceğim. Aa, pardon pardon pardon, şu artı oluyor. Yani ilk önce şu üst sınırı yazıyorduk. Kafam karıştı. İlk önce alt sınırı yazdım. İlk önce üst sınırı yazıyoruz. Eksi diyoruz. Ne yapıyoruz? Alt sınırı yerine koyacağım şimdi. Alt sınırı yerine koyarsam da eksi burada var. Bir tane de integralin için alt sınırı da eksi. O zaman artı olacak burası. Yine r kare. İşte nokta nokta nokta. Şunun aynısı. Şimdi ben bunu parantez içine alırsam ne olur? R kare parantezine alırsam. R kare parantezine alırsam ne olacak? 2 çarpı o olacak, değil mi? 2 çarpı olursa şimdi o zaman bizim integral. Ya ben bunları böyle sanki güzel yazamıyorum pek ama. Şimdi 2 çarpı neyimiz var? Şimdi 2 çarpı r karemiz oldu. Yani şu kısımla şu kısım birbirine eşit olduğu için r kare parantezine aldım. 2 çarpı r üzeri kaç olacak bakalım? R kare r küp r küp r üzeri 5 r üzeri 6 r üzeri 6 çarpı cos teta çarpı cos teta değil sin kare varmış şurada. Sin kare teta çarpı başka bir şey yok. Yani şimdi neyimiz kaldı? Bakın, z'yi hallettik. Şimdi dr d tetamız var. Dr d teta. Şimdi r nereden nereye? Allah'tan sıfırdan bire gidiyor. Öbürü de eksi pi bölü 2'den artı pi bölü 2'ye kadar gidiyor. Şimdi buna bakalım. Şimdi bu değerimiz bizim ne olur? R üzeri 6 ise integralini alırsam ne gelecek bana buradan? R üzeri 7 bölü 7 gelecek. Yani çünkü sadece R'ye göre integrasyon yapıyorum. Şu tetalar bizim için sabit. R üzeri 7 bölü 7 ne demek? Yani 7 bölü 7 bizim için tamam, 7 bölü 7. Üzeri 7 bölü 7 desem önce bir 0, önce bir 0'la 1 koyarsam iyice kafam gitti bu arada. Şu an 2 bölü 7 integral kalacak sadece. Eksi pi bölü 2'den artı pi bölü 2'ye kosinüs teta çarpı sin kare. Teta umarım bir yerde yanlışlık yapmamışımdır. Şimdi şuna bakalım. Şimdi eksi pi bölü 2'den artı pi bölü 2'ye kadar. Şimdi bu sefer işin içinde biraz bir şeyler yapmamız lazım. Ne yapmamız lazım? Mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Değişken dönüştürme yapmamız gerekiyor. Değişken dönüştürme değil de işte U dönüşümü yaparsak burada güzel olur. Mesela sin teta'ya ben burada U dersem
Şu kosinüs teta'ya ne olacak? Kosinüs teta d teta du olacak, değil mi? O zaman ben sin teta eşittir u ise sinüs teta eşittir u dedim. O zaman ne olacak? Her iki tarafın diferansiyelini alırsam şimdi o zaman onun içinde sinüs teta'nın teta'ya göre türevi ki bu kosinüs teta çarpı d teta eşittir ne oldu? Bakın d u oldu. Şimdi o zaman du dediğim şey neye eşit olmuş oldu? Kosinüs teta çarpı d teta'ya. Şimdi yeni integrali yazıyorum o zaman. Sınırlar şu an belli değil. U kare çarpı ne? Evet, u kare çarpı d u. Şimdi sınırları belirleyelim. Sınırları belirlemek için şu alt sınırla üst sınırı geleceğiz. Nerede? Yerine yazacağız. Direkt teta'da yerine yazacağız. Şimdi eksi pi bölü 2 dediğimiz şey nedir? Eksi 1'dir aslında sinüs için. Artı pi bölü 2 dediğimiz şey de artı 1'dir. Öyleyse şimdi u karenin şeyine bakarsak. Şimdi bir de 2 bölü 7'miz var yani dışarıdan. U küp bölü 3 oldu değil mi? U küp bölü 3'te 1. Eksi 1. Bir de 1 koyacağız. Bir de neyimiz var? Çarpı 2 bölü 7'miz var. Şimdi ben ilk önce 1 koyarsam buradan ne gelir? 1 koyarsam 1 bölü 3 hem eksi diyeceğim. Eksi 1 koyarsam da eksi 1 bölü 3 artı 1 bölü 3. 2 bölü 3 oldu. Yani 2 bölü 7 çarpı 2 bölü 3 olması gerek diye buldum. Evet arkadaşlar bunu da çözdük. Şimdi ne dedim ben en son? Evet şu şimdi ben dedim ki hiç bu çizim bizim yapmadan nasıl bunu silindirik koordinatlara dönüştürürüz? Evet. En son orada onu konuşuyorduk. Hadi onu yapalım. Hiç şey yok. Direkt silindirik koordinatlara dönüştüreceğiz. Ona bakalım. O zaman şurayı bir sileyim. Bu arada integrasyonu umarım doğru yapmışımdır. Herhangi bir yerde belki bir hata falan olabilir. O yüzden çok şey yapmayın. Yani kendiniz de bir tekrardan çözün. Şimdi ilk önce şunu bir sileyim. En baştan bir daha çözeceğiz. Size bu sefer direkt yöntemini söyleyeceğim. Bakın hiç grafik çizmeden, şey yapmadan direkt biraz ezber gibi olacak ama biz severiz böyle şeyleri genelde millet olarak. Hadi bir direkt yapalım. Şimdi şöyle bir triple integralimiz var. Biz bunu direkt silindirik koordinatlara çevirmek istiyoruz. O zaman ne olacak bir kere? Şöyle yine bir triple integralimiz olacak. Neyimiz olacak? İçerisini çevirmeyi biliyorsunuz. X gördüğünüz yere. X dediğimiz şey aslında bizim r cos theta, y gördüğümüz şey de r sin theta. O yüzden onu hiç yazmıyorum. Çarpı ne var? R dr d d pardon dz dz'yi unuttuk. Dr çarpı dz çarpı dr d theta var. Direkt sınırlara bakalım. Şimdi x sınıra bakar. Şimdi bakın x sınır yüzeyden girip yüzeyden çıkıyorduk. Bu hangi yüzey olur bu? Bu hangi yüzey olur? X kare artı y kare benim için neydi? X kare artı y kare benim için r kareydi. O zaman bakın altta ben x kare y kare yerine r kare koyarsam neye dönüşmüş oluyor? Eksi r kareden girdik. Nereden çıkacağız? Artılısından artı r kare. Şimdi en içteki integrali çözdük. Boyut düşürüyoruz. Şimdi boyut düşürürsek artık y'ye göre integralden y'ye göre integral söz konusu. Y'ye göre integrasyonda ise bakın ne demiş? Y eşittir kök içinde 1 eksi x kare demiş. Şimdi y eşittir kök içinde 1 eksi x kare dediğimiz şey aslında bakın bir eksilisinden girmiş bir de artılısından çıkmış. Demek ki bu bildiğimiz bir çemberi içerecek. Yani bildiğimiz şöyle bir çember var. Şöyle bildiğimiz bir çember var. Şimdi ben y boyunca ilerledim. Şöyle y boyunca ilerledim. Yani bir eksilisinden giriyorum yani şu çember denkleminin bir eksilisinden bir artılısından giriyorsam demek ki ben
bu çemberin içinden tam olarak geçiyor. Peki x boyunca hangi aralığı tarıyorum? X boyunca hangi aralığı tarıyorum sorusuna da kim cevap veriyor? Bakın şu bizim en dıştaki integral veriyor. Bu da ne diyor? Eğer bizim şu denklemimiz x kare artı y kare eşittir 1'di. Yani yarıçapı 1 olan, yani şuralar hep 1. İşte şura eksi 1. İşte şura 1. Şurada eksi 1. Şimdi x dediğim şey de nereden nereye kadar değişiyor? Yani şöyle yataylamasına bakıyoruz dx'te. Bakın benim fonksiyonum şu eğriden girip şu eğriden çıktık. İstediğim şey de bakın 0'dan 1'e kadar, demek ki ben şu aralığı tarıyorum. Ben bunu kutupsalla yazmak istersem ne olacak? Şimdi r dediğim şey bakın nereden nereye değişiyor? Gayet basit, 0'dan 1'e değişiyor değil mi? Yani 0'dan başlayıp 1'den çıkacağız. Şu şekilde 0'dan 1'e kadar açıdan bağımsız bir şekilde ilerliyoruz. Onun dışında teta dediğim şey de nereden nereye değişecek? Bakın eksi pi bölü 2'den, yani şuradan, yani şu kısımdan, şuradaki açı değerinden, bakın artıyoruz, artıyoruz, artıyoruz. Nereye kadar? Bütün buraları tararsam ben, eksi pi bölü 2'den nereye kadar? Saat yönünün tersine dönüyoruz, unutmayın. Artı pi bölü 2'ye kadar. Bu şekilde rahat bir şekilde bunu yazıyoruz. Şu içeriği yazmadım. Bu içeriği yazacağınız şey 21 çarpı işte. Yani bu arada ben az önce 21'i yazmayı unuttum ya. Şurada bir 21 var. Çarpı 21. O zaman bu 21 ne olur? Az önce yarı kaldı. Şu 21 ile 7 gider. Buradan ne geldi? Buradan 3. 3 geldi. Şu 3 de şu 3 gitti. Cevap 4. Tamam, cevap 4'müş. Tamam. Yani umarım 4'tür. Bu 21 herhalde şu 7'yi götürmek için, yani kesin doğrudur büyük ihtimalle. Tamam, şu içeriği nasıl yazmayı biliyorsunuz. Yani x gördüğümüz yer r cos theta, r sin theta falan filan yazıyoruz. İşimizi hallediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.